Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir notebook incelemesiyle karşınızdayız. Bugünkü inceleme konuğumuz Asus'un imzasını taşıyan ZenBook 14 modeli. Tam ismini söylemek gerekirse ZenBook 14 UX435E arkadaşlar. Peki bu cihaz bizlere neler sunuyor? Dilerseniz şimdi bu cihazın tasarımıyla incelememize başlayalım. Şimdi genel olarak hepimizde bir laptop algısı vardır değil mi? Laptop denizince aklımıza ne gelir? Tamam, bir klavye, bir ekran, bir de burada touchpad. Ama Asus bu modelinde bu algınızı tamamen yerle bir ediyor arkadaşlar. Çünkü tasarım tarafında baktığımız zaman en çok dikkat çeken detay bu touch bar kısmında ikincil bir ekrana yer veriliyor olması. Birazdan zaten bu ekranın detaylarını sizlerle paylaşacağım. Yani diğer laptoplarda alışık olduğumuz touchpad burada bir ekran olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Normalde laptop kullanıcılarının en çok şikayet ettikleri konu aslında bu touchpad oluyor. Kiminde biliyorsunuz çok kalitesiz malzemeden üretildiği için temas sorunları yaşanabiliyor. Tam olarak sayfaları kontrol etmekte zorluk çekebiliyoruz. Fakat buraya bir ekran yerleştirilmesi olayı apayrı bir noktaya taşımış. Hem kullanım kolaylığı hem de ikinci ekranın farklı uygulamalarda farklı şekilde kullanılabiliyor olması sizin deneyiminizi de arttırmış oluyor. Şimdi dilerseniz tasarımla devam edelim arkadaşlar. Söz konusu İş için geliştirilmiş bir laptop olduğunda beklentiler 3 aşağı 5 yukarı aynı oluyor. Nedir bunlar? Örneğin mobil bir yapıda olması. Yani burada mobil yapıdan kastımız ben bunu katladığım zaman rahat bir şekilde yanımda taşıyabileyim. Burada da asıl amaç nedir arkadaşlar? Hem zarif bir tasarıma sahip olacak hem de hafif olacak. Bu laptopun ağırlığı tam olarak 1.19 kilogram. Yani çok hafif olduğunu söyleyebiliriz. Malum günümüzdeki laptoplara baktığımız zaman ortalama olarak 2-2,5 kilogram gibi ağırlıklarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla burada Asus'un son derece hafif bir cihaz geliştirdiğini söyleyebiliriz. Neredeyse 1 kiloluk bir ağırlığa sahip bu elimde tutmuş olduğum laptop. Bu laptopun arkadaşlar diğer bir önemli özelliği ise son derece dayanıklı bir yapıya sahip olması. Gördüğünüz gibi gövde alüminyum zaten. Bu dışarıdan bakıldığında da fark ediliyor. Arka kısma geçtiğimizde de yine bizleri dayanıklı bir kasa tasarımı karşılıyor. Arka yüzde de sade hatlara yer verilmiş. Şurada gördüğünüz gibi havalandırma çıkışları yer alıyor. Yani ellerinizi şöyle yan taraflara koyup çalıştığınızda havalandırma çıkışları arka yüzde olduğu için elinizi rahatsız eden bir sıcaklık söz konusu olmuyor. Devam edelim. Cihazı kendinize tuttuğunuzda sol tarafta arkadaşlar bir tane HDMI çıkışının olduğunu görüyoruz ve yan yana konumlandırılmış 2 adet de Type-C çıkışımız yer alıyor. Diğer yana geçtiğimizde yani sağ tarafa baktığımızda ise 1 adet USB girişi olduğunu görüyoruz. Onun yanında ise 3.5 mm'lik kulaklık girişi ve micro SD kart okuyucumuz mevcut. Yani cihazın giriş olarak son derece tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. Bu arada şunu da belirtmem gerekiyor. Burada 2 adet Type-C girişi var. Bu Type-C girişinin İkisinden de bilgisayarınızı şarj edebiliyorsunuz. Ayrıyeten güç çıkışı da mevcut. Bunlarda herhangi bir cihazınızı atıyorum akıllı telefonunuzu ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Buraya takarak şarj edebilirsiniz. Onda da herhangi bir sıkıntı çıkmayacağını söyleyelim. Tasarımla devam edelim. Şöyle laptopumuzu açalım. Karşımıza ipince çerçevelere sahip bir ekran geliyor. Bu arada burada benim çok beğendiğim bir husus da var. Şu ekranı açarken arkadaşlar bilgisayar hafiften yükseliyor. Bakın. Bu ince bir detay ama pek çok laptopta rastlayamayacağınız bir unsur. Bu sizin klavyeyi çok daha rahat bir şekilde kullanmanıza aslında imkan sunuyor. Biliyorsunuz günümüzde özellikle masaüstü klavyelerde nedir? Altlarda iki tane toka vardır. Bu tokaları açarsanız klavye biraz daha şöyle yatay pozisyona geçer ve dereceli açıdan ötürü daha rahat kullanabilirsiniz o klavyeyi. Asus da burada böyle bir tarza yer vermiş. Şöyle ekranı açtığınızda
klavye hafif kavisli açılı olarak yükseliyor. Dolayısıyla klavyeyi kullanmanız çok daha rahat oluyor arkadaşlar. Asus'un bu modelinde dediğim gibi son derece ince çerçevelere sahip bir panel bulunuyor. Bu panelin ölçüleri 16'ya 9 arkadaşlar. Yani en boy oranı 16'ya 9 ve 1920x1080 piksel çözünürlüğe sahip. 300 nits maksimum parlaklığı bulunuyor. 14 inçlik bir ekranımız var. Bu ekranın gövde oranı ise arkadaşlar %92. Dediğim gibi çerçeveler çok ince olduğu için Asus bu modelinde %92'lik ekran çerçeve oranını yakalamayı başarmış. Gelelim cihazımızın dayanıklılığına. Şunu soracak olabilirsiniz. Ya tamam, ben bu cihazı aldım ama çok zarif, çok şık. Sonuç olarak ben bunu mobil olarak kullanacağım. Dolayısıyla mobil olarak kullanırken belki yere düşürebilirim ya da farklı ortamlarda çalışabilirim. Bunlara karşı dayanıklı mı bu cihaz diye soracak olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu cihazda askeri sınıf dayanıklılık sertifikası mevcut. Askeri sınıf dayanıklılık ne demek? Biraz bunu açalım. Askeri sınıf dayanıklılık aslında bu laptopun düşmeye karşı, düşük sıcaklığa karşı ya da böyle manyetik alanlara karşı korumaya sahip olduğunu bizlere gösteriyor. Nedir? Örneğin siz bununla çok düşük sıcaklıklara sahip bir yerde çalışsanız bile nedir? Atıyorum Kuzey Kutbu'na gittiniz bir araştırma için vesaire. Bu bilgisayarı yanınıza aldığınızda hiçbir sıkıntı çekmeden ne yapabiliyorsunuz? Yine çalışmalarınızı sürdürebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da bence çok önemli bir olay. Laptopumuzun tasarımından bahsettikten sonra şimdi gelelim asıl merak edilen unsura. Bu laptop bize nasıl bir teknik özellik sunuyor? Ben bununla hangi işlerimi halledebilirim, hangi işlerimi halledemem? Şimdi öncelikli olarak şunu söyleyebilirim sizlere. Bu laptopun içerisinde arkadaşlar Intel tarafından geliştirilmiş olan 11. nesil bir işlemci bulunuyor. RAM tarafına geçtiğimizde ise 16 GB'lık DDR4 RAM'in olduğunu görüyoruz. Ki bence en etkileyici yönlerinden birisi arkadaşlar bu bilgisayarda tam 1 TB'lık SSD'ye yer veriliyor olması. Üstelik bu Gen 4 SSD, yani şu andaki en hızlı SSD'lerden biri. Bunu da size söylemiş olalım. Biliyorsunuz günümüzde pek çok iş bilgisayarında 128-256 GB gibi komik SSD seviyelerine, kapasitelerine yer veriliyor. Fakat Asus bu modelinde SSD yardımcı ve tam 1 TB'lık SSD kapasitesi mevcut. Bu şu demek arkadaşlar, yani işlerinizi, dosyalarınızı, yazışmalarınızı vesaire her şeyi hiçbir sıkıntı yaşamadan bu bilgisayarda depolayabilirsiniz. Ki kısa vadede de ben öyle bulut ya da ek depolamaya ihtiyaç duyacağınızı zannetmiyorum. En azından 1 TB'lık SSD depolama olması bence çok önemli bir artı bu bilgisayar için. Şimdi gelelim bir diğer unsura. Biliyorsunuz söz konusu iş odaklı bir notebook ya da laptop olduğu zaman kafalarda şu soru işareti oluşuyor. Ben bu laptopta oyunda oynayabilir miyim? Malum iş bir yere kadar canınız sıkıldığı zaman ya bir iki oyun oynayayım diyebilirsiniz. Bu laptop oyun ihtiyacınıza da cevap vermeyi başarıyor. Çünkü üzerinde harici bir ekran kartı bulunuyor. Genel itibariyle iş odaklı laptoplara baktığımız zaman arkadaşlar hep onboard kartlarla geldiğini görüyoruz. Ki bizim daha önce incelediğimiz zaten iş odaklı laptoplarda da hep onboard kartlar vardı. Bu kartlarda oyunu oynamak için çok da elverişli değildi. Oyunları açamıyordu zaten. Açsa da 10-15 dakika sonra ısınmadan ötürü oyunlarda kasmalar vesaire gerçekleşiyordu. Fakat Asus ne yapmış? Bu modelinde Nvidia imzası taşıyan MX450 ekran kartına yer vermiş. Bu ekran kartı içerisinde arkadaşlar 2 GB'lık DDR6 bellek bulunduruyor. Yani günümüzdeki pek çok oyunu sıkıntısız bir şekilde bu laptop üzerinde oynayabiliyorsunuz. Halihazırda bizde zaten Counter Strike ve PUBG gibi günümüzün popüler oyunlarını indirdik. Ve bu oyunları laptop üzerinde herhangi bir sıkıntı yaşamadan oynadık. Dolayısıyla siz de eğer böyle bir notebook'a sahip olursanız iş için kullandığınız zamanlar haricinde oyun içinde kullanabilirsiniz. Bu noktada da herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınızı söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar gelelim en önemli konulardan birine, pil ömrüne. Söz konusu iş odaklı bir laptop olduğu zaman pil ömrü bizler için çok önemli. Neden? Çünkü ben bu laptopu alıp dışarıda herhangi bir kafede de çalışabilirim veya bir parkta da çalışabilirim. Bir ormanda da çalışabilirim. Yani bu tamamen size kalmış bir durum. İnternetin olduğu her yere işinizi götürebilirsiniz.
Özellikle pandemiyle oluşan süreçte zaten uzaktan çalışma modeli iyice yaygınlaştı. Dolayısıyla pil ömrü uzun laptoplarda hayli trend haline geldi. Peki bu laptop bize ne kadarlık pil ömrü sunuyor? Hemen söyleyelim. Üzerinde arkadaşlar 63 watt saatlik bir pil bulunuyor. Bu pilin ortalama olarak 12 saatlik bir süre sunduğu söylenmiş. Biz bu bilgisayarda arkadaşlar PC Mark 10'un modern ofis testini gerçekleştirdik. Bilgisayarımızın bataryası %96 iken bu teste başladık. Bataryamızı seviyesi %20 iken de testi sonlandırdık. Bu süreç içerisinde bize 6 saat 31 dakikalık gibi bir sonuç verdi ve 7586 performans puanına sahipti. Şunu belirtmemiz gerekiyor. Bu test arkadaşlar içerisinde video konferans konuşmalarını vesaire de barındırıyor. Yani sadece işte ofiste belge açıp kalkıp da mailleri okuma tarzında bir test değil. Sınırları zorlayan video konferansları içeren bir test. Dolayısıyla bu testte de 6,5 saatlik gibi bir sonuç elde etmişiz ki %24'lük bir bataryamızda hala bulunuyormuş bu testin sonucunda. Muhtemelen bütün bataryamızı kullansak 9 saatte uzayan bir pil ömründen bahsetmek mümkün olacaktır. Yani şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bataryanızı tamamen doldurdunuz ve bu laptopu yanınıza aldınız. Gün içerisinde Zoom'dan herhangi bir toplantıya da katılsanız, Zoom haricinde farklı işlerle de ilgilenseniz, mailler atsanız, dosyalar düzenleseniz vesaire, bu laptop sizi ortalama olarak 8-10 saat götürebilir. Bu da yani bir iş gününü çıkarabileceğiniz anlamına geliyor. Tabii şunu da söylemem gerekiyor. Laptop şarj edebilen powerbankler mevcut. Biliyorsunuz bu powerbankleri kullanabilmeniz için laptopunuzun Type-C girişiyle şarj olabilmesi gerekiyor ki ZenBook 14'te de Type-C girişi mevcut. Dolayısıyla Type-C girişinden şarja takıp şarj edebiliyorsunuz bilgisayarı. Bu da önemli bir artı mobil bilgisayarlar için. Ne oluyor? Diğer bilgisayarlarda, özel girişlere sahip olan diğer bilgisayarlarda çevirici bulmanız vesaire gerekiyor ki onların pek çoğu zaten powerbanklerle şarj olmaya elverişli değil. Fakat bu bilgisayarda dediğim gibi powerbankle de şarj edebiliyorsunuz. Yalnız burada powerbank'in laptopları şarj edebilen özel powerbanklerden olması lazım. Bunu da size dipnot olarak belirtelim. Eğer ben bununla şarja takmadan oyun oynamak istiyorum derseniz, onun için de bir test gerçekleştirdik. Bu testin sonucunu da hemen sizlerle paylaşalım. Bilgisayar şarja takıldıyken arkadaşlar biz tamamen doldurduk pilimizi. Yani pilimiz %100 doluydu ve pilimiz %20 seviyelerine düşene kadar bir test gerçekleştirdik. Bu testte de 1 saat 33 dakikalık bir sonuç verdi bu bilgisayar bize. Yani pil desteği olmadan yaklaşık olarak 1,5 saatlik bir oyun deneyimi de yaşayabiliyorsunuz. Genel performans için de bir test gerçekleştirdik. Bu testin sonucunu da hemen sizlerle paylaşalım. Genel performans testinde de bu bilgisayar benchmark'tan arkadaşlar 5483 puan aldı. Genel itibariyle bu puanın iş bilgisayarı için gerçekten iyi olduğunu söyleyebiliriz. Eğer oyun odaklı bir bilgisayar olsaydı tabii ki farklı bir kıyaslama yapabilirdik ama sonucu olarak karşımızda iş için kullanacağımız bir notebook bulunuyor. Bunu da atlamamamız gerekli. Bu cihazda aktif gürültü engelleme özelliği de bulunuyor. Yapay zeka destekli bir gürültü engelleme özelliği mevcut. Yani atıyorum dışarıda böyle kafede vesaire, yani gürültülü bir ortamda Zoom toplantısı yaptığınızda gürültü engelleme özelliği sayesinde dışarıdaki sesleri karşınızdaki kişiler duymuyor. Dolayısıyla gürültülü bir ortamda bile olsanız bu laptopla Zoom ya da benzeri uygulamalar üzerinden toplantılarınızı rahatlıkla gerçekleştirebiliyorsunuz ki bu da iş bilgisayarında mutlaka olması gereken özelliklerden biri diyebiliriz. Şimdi gelelim asıl olayımıza, bu ikincil ekranımıza. İncelememin en başında da bahsettiğim gibi Asus bu modelde ikincil bir ekrana yer vererek, daha doğrusu touchpad'i ekran şeklinde tasarlayarak tamamen sınırların dışına çıkmış. Bunu çok kreatif bir şekilde kullanmanız mümkün arkadaşlar. Burayı touchpad'e çevirmeniz için sadece bir tuşa dokunmanız yeterli oluyor. Tuşa dokunduğunuz takdirde burası normal diğer bilgisayarlarda da kullanabildiğiniz gibi bir touchpad'e dönüşüyor. Touchpad'in haricinde buraya uygulamalar ekleyebiliyorsunuz. Aynı bilgisayarınızın üzerinde ana ekranınızda bulunan kısa yol uygulamaları gibi buraya uygulamalar ekleyebiliyorsunuz ve bunları tek tıkla açıp bu ekran üzerinden
kontrol etmeniz mümkün oluyor arkadaşlar. Ayrıca bazı uygulamalarda bu kısmı ikincil bir ekran olarak da kullanabiliyorsunuz. Sallıyorum, bir oyun açtınız. Oyunda işte ikincil ekranımda şunlar gözüksün derseniz buraya ne oluyor? İkincil ekran olarak seçtiğinizde görünmesini istediğiniz harita vesaire tarzı şeyler gelebiliyor. Ya da iki ekran destekleyen iş uygulamalarını açtığınızda burada farklı detayları yine ne yapabiliyorsunuz? İkincil ekranınızda görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi laptopumuzun bütün özelliklerinden bahsettiğimize göre sıra geldi en çok merak edilen bir diğer unsura, yani fiyata. Asus bu bilgisayar için arkadaşlar yaklaşık olarak 14 bin Türk lirası gibi bir fiyat belirlemiş. En azından biz şu anda mesela bakıyorum internetten canlı olarak fiyatına, 14.110 Türk lirası fiyatı var Asus Türkiye garantili olarak. Tabii ülkemizde biliyorsunuz fiyatlar çok fazla değişkenlik gösteriyor. Dolayısıyla biz bu incelemeyi yayınladığımızda 14.110 lira değil de farklı bir fiyatta karşınıza çıkabilir. O yüzden bunu da mazur görmenizi sizden talep ediyoruz. Bu arada şunu da belirtmem lazım sizlere. Eğer tamam ben bu tasarımı çok hoşuma gitti diyorsanız ama işte işlemcisi 10. nesil olsa da olur, biraz daha uygun fiyatlı ZenBook modelleri yok mu diyorsanız, var arkadaşlar, bunun için biraz araştırma yapmanız yeterli olacaktır. Mesela şu touchpad kısmı sadece numpad olarak kullanılan yeni bir ZenBook modeli de var. Onun fiyatı biraz daha böyle makul. Ya da ne bileyim 11. nesil Intel işlemcili değil de 10. nesil Intel işlemcili ZenBook modelleri var. Onların fiyatı da yine biraz daha makul diyebiliriz. Kısacası bu durum sizin biraz bütçenize bağlı. Evet, bu incelememizde sizlere Asus ZenBook UX435 E modelini anlattık arkadaşlar. Eğer bu cihazla ilgili kafanızda takılan herhangi bir soru işareti olursa incelemenin altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince sizin sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.